Biz hazırız. Çağlayan Bey, Kayhan Bey, sizler de hazırsanız yavaş yavaş başlayabiliriz. Evet, ben de hazırım. Başlayabiliriz Tamamdır. Peki, değerli izleyiciler, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirdiğimiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden yayınladığımız yapay zeka iş dünyası stratejileri ve uygulamaları bilgilendirme webinarına müsaadenizle başlamak istiyorum. Değerli konuklar, hepiniz webinarımıza hoş geldiniz. Bugün burada Türk İş Dünyası'nın çatı örgütü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin organizasyonu altında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Birazdan Pusula kurucu ortağı Kayhan Eritmen'den yapay zeka iş dünyası stratejileri ve uygulamaları panelini dinleyecek, ardından sorularınızı yanıtlayacağız. Bu esnada varsa sorularınızı hızlı olarak ekrandaki panelin altında bulunan, üzerine Q&A yazan ve konuşma balonu simgesi bulunan tuşla bize de iletebilirsiniz. Aynı zamanda webinarımızın sonunda bir memnuniyet anketimiz olacak. Bu ankete de katılımlarınızı bekliyoruz. Değerli izleyiciler, ben şimdi öncelikle açılış konuşmasını yapmak üzere sözü TOBB Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Başkanı ve Başkan Danışmanı Hasan Çağlayan Dündar'a veriyorum. Buyurun Çağlayan Bey. Çok teşekkürler Cahit Bey. Değerli katılımcılar, sizleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olarak birlikte gerçekleştirdiğimiz Yapay Zeka İş Dünyası Stratejileri ve Uygulamaları Bilgilendirme Seminerine hoş geldiniz. Bu seminerin düzenlenmesine katkı sağlayan ve birazdan sunumu ile bizimle birlikte olacak Pusula AI'dan Kayhan Eritmen ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bugün yapay zekanın temelleri ve iş dünyasında uygulamaları, makine öğrenmesinin temelleri, yapay sinir ağları ve derin öğrenme temelleri, yapay zekaya entegrasyon yol haritası, beşeri sermayenin yapay zekaya adaptasyonu konularını ele alacağız. Değerli izleyiciler, yapay zeka hayatımızı, ekonomiyi, iş yapma biçimlerimizi beklediğimizden daha hızlı bir şekilde dönüştürüyor. Bu dönüşümü sürükleyecek olan da özel sektör yani KOBİ'ler. Sanayi devriminde üretim beden gücünden makine gücüne doğru evrim geçirdi. Şimdi de makine gücünü beyin gücüne dönüşümünü sağlayacak makine, robot ve insan etkileşimi yetenekli iş gücünü ortaya çıkaracak. Dolayısıyla bugün yaşadığımız dünyada veri artık en önemli zenginlik kaynağı oldu. Hem bireyler hem de şirketler ve kurumlar olarak pek çok veri üretiyoruz. Oluşan bu veri o kadar büyük ki bir kişinin klasik yöntemlerle bu veriyi tek başına analiz etmesi çok zor. İşte yapay zeka bu büyük veriyi anlamaya, analiz etmeye, sonuç çıkarmaya ve yol göstermeye yardımcı oluyor. Özet olarak yapay zeka gücünü veriden sağlıyor. Ne kadar çok veri olursa yapay zeka o kadar iyi çalışıyor. Bugün yapay zekanın tüketici davranışlarında, tıpta, hukukta, eğitimde kullanılmaya başladığına şahit oluyoruz. Aslında yapay zekayı her an kullanıyoruz. Taktığımız akıllı saatler adımlarımızı, kalp atışlarımızı sayarken, hava durumu tahminleri yapılırken yapay zeka kullanılıyor. Arabalarımızdaki hız sabitleyicilerde, sürüş destek sistemlerinde, hatta telefonlarımızda mesaj yazarken metinleri düzelten uygulamalarda bile yapay zeka bize yardımcı oluyor. Uluslararası şirketler yapay zeka alanında milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyorlar. En zeki insanlar yapay zeka üzerinde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden de yapay zeka alanındaki gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Yapay zeka hizmetini sadece uluslararası büyük şirketlerde sunmuyor. Yapay zeka geliştirmek için gerekli araçlar herkes tarafından internette kolayca erişilebilir durumda. 8 yaşındaki bir çocuk bile bugün herkese açık olan programları kullanarak bir yapay zeka projesi geliştirebiliyor. Yapay zeka teknolojisi artık olgunlaştı. Bu alanda yapılan araştırma çalışmaları ürüne dönüşmeye başladı. Pek çok startup ve girişimci gençlerimiz de bu alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Lojistikten tedarik zincirine, finansal insan kaynağına, müşteri hizmetlerine kadar birçok alanda uygulamalar geliştiriliyor. KOBİ'ler ve işletmeler yapay zekayı artık değer oluşturmak için kullanıyor. Burada seçebileceğimiz iki yol var. Ya yapay zeka dönüşümüne öncülük edeceğiz ya da bu dönüşümü uzaktan izleyeceğiz. Yapay zeka ile entegre olmamak gibi bir seçeneğimiz yok. Yapay zeka ile entegre olmayan her sistem bu yolda mutlaka kaybedecek. Hedef çok hızlı ilerliyor. Bu konuda teknoloji gelişsin, biz uzaktan izleyelim gibi bir seçeneğimiz de yok. Bu teknolojiyi hem çok yakından takip etmeli hem de yapay zeka dönüşümüne öncülük etmeliyiz. Kıymetli katılımcılar,
TOP ve Oda Borsa camiası olarak yapay zekanın öneminin uzun süredir farkında olan bir camiayız. Biliyoruz ki içinde bulunduğumuz çağda ve yakın gelecekte yapay zeka konusunda uzmanlaşmış gençlere daha çok ihtiyacımız olacak. İşte bu yüzden Türk İş Dünyası'nın üniversitesi olan TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Türkiye'de ilk olarak 2019 yılında yapay zeka mühendisliği lisans bölümünü kurduk. Lisans eğitiminde yapay zekaya odaklanmış, yapay zeka ile diğer disiplinlerle gençlerimizi yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Zira bizim en önemli görevlerimizden biri de üyelerimizin sağladığı istihdamın, yani beşeri sermayenin beceri setini geliştirmektir. Geçmişten bu yana çalışanlara ve istihdam piyasasına girmek isteyen gençlerimize mesleki eğitimler verdik. Yapay zeka eğitim ve farkındalık projesi ile çalışanlarımıza, üniversite öğrencilerimize, lise öğrencilerimize, özellikle de meslek lisesi öğrencilerimize Python'a giriş, makine öğrenmesine giriş, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu eğitimleri vermeye başladık. Şu ana kadar 10 bin kişiye eğitim verdik. Hedefimiz yıl sonuna kadar 50 bin kişiye eğitim vermek. Yine Google ile meslek lisesi öğretmenlerimize de yapay zeka eğitimleri veriyoruz. Ülkemizde dijital dönüşüm ve yapay zeka çözümleri üreten teknoloji tedarikçileri ile KOBİ'lerimizi de akıllı KOBİ platformu altında bir araya getiriyoruz. Sözlerime burada son verirken bu bilgilendirme seminerine katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Tüm sektör paydaşlarını, şirket temsilcilerini, profesyonelleri, akademisyenleri, öğrencileri TOP'un yapay zeka ekosistemini daha yakından takip etmeye davet ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Çağlayan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle açılış konuşmalarını tamamlamış oluyoruz. Şimdi yapay zeka, iş dünya stratejileri ve uygulama paneline geçiyoruz. Panelde Pusula kurucu ortağı Kayhan Eritmen bizlere yapay zekanın iş dünyası uygulamaları ve stratejilerini anlatacak. Ben bu kapsamda sözü Kayhan Bey'e veriyorum. Buyurun Kayhan Bey. Teşekkür ederim Cahit Bey. Ben bir ekranımı paylaşayım sunumum için. Şu şekilde. Sanırım görebiliyorsunuz. Evet, bir de full screen yapabilirseniz. Evet. Teşekkür ederiz. Görebiliyoruz. Tamamdır. Merhaba herkese. Bir saniye. Şu kendi görüntümü de kapatacağım da daha iyi olması açısından. Herkese merhabalar tekrardan. Bundan birkaç ay önce bir arkadaşımla konuşuyorduk. Biz girişimci olduğumuz için sizin şirketinizin üretmesi gereken ürünü buldum dedi bana. Ben de dedim ki nedir yani o üretmemiz gereken şey. Kendisi bana dedi ki işte hani insanlar cep telefonlarının şarjları dışarıdayken bittiği zaman evde depoladıkları enerjiyle yani power banklerle onu şarj edebiliyorlar ya dedi. Siz de işte bunu Wi-Fi için yapacaksınız. Evdeki Wi-Fi'yi depolayacağız. Ondan sonra da dışarıda operatör interneti kullanmak yerine Wi-Fi, depolanmış Wi-Fi'yi kullanacağız. Dedim, kendi kendime dedim ki yani çok güzel bir fikir ama internetin ve Wi-Fi'nin ne olduğunu bilmiyorsan ancak böyle bir fikir üretebilirsin. Ve bu olaydan sonra aslında benim buradaki seminerde anlatmak istediğim şey temellendi. Bazı kavramlar üzerine çok konuşuyoruz ve adı çok geçiyor. Biraz önce bahsettiği gibi, Çağlayan Bey'in de bahsettiği gibi onu günlük hayatımızda da çok kullanıyoruz ama aslında ne olduklarını temelde bilmiyoruz. O yüzden ben size bugün herkesin hayatını kökten değiştirecek ve işte satın aldığı ürünlerin fiyatından, şehirlerdeki yaşama biçiminin tamamen etkileyecek bir teknolojiden, yani yapay zekadan ve yapay zekanın temellerinden aslında bahsedeceğim. Bu biraz iddialı bir cümle gibi olabilir ama internet dönüşümünü yaşayanlar, benim gibi benim yaşımda olanlar, bunun internetin yavaş yavaş hayatımızı nasıl değiştirdiğini fark etmişlerdir. Ve yapay zeka da aynı bu şekilde hayatımızı yavaş yavaş değiştirecek. Ve bu konunun çok ilgi çekici bir konu olduğunu düşünüyorum. Herkesin de ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun ilgi çekiciliği hakkındaki en güzel sözü de işte MIT profesörlerinden Patrick Henry Winston yapay zeka dersinin açılış konuşmasında söylüyor. Eğer yapay zeka ilginizi çekmiyorsa ilginç şeyler ilginizi çekmiyor demektir. Şimdi bu ilginç konuyla ilgili bugün konuşmada neler anlatacağım ondan
bir kısaca bahsetmek isterim. Öncelikle bahsedildiği gibi yapay zekanın temelleri ve iş dünyası uygulamaları. Sonra onun yanında çok kullanılan kavramlar, makine öğrenmesi nedir, onun temelleri. Yapay sinir ağları ve derin öğrenme nedir? Bunların temellerinden bahsedeceğim. Sonra yapay zeka projesi yapmak için hangi yol haritamız nasıl olmalı? Ondan bahsedeceğim. Sonra da şirketlerimiz içerisindeki beşeri sermayeyi buna nasıl adapte edeceğiz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi yapay zeka aslında makinelerin insan zekasını taklit edilecek şekilde programlanmasıdır. Yani en basitinden siz eğer bilgisayara verginin formülünü, yani nasıl vergilendirmeye gidildiğini formül olarak verirseniz, gelirim ve bu, giderim de bu derseniz, o da sizin için verginizi hesaplarsa, bu bir yapay zeka yazılımı oluyor aslında. Ya da işte faiz oranı şu, şu kadar ay sonra, benim şu kadar param var, şu kadar ay sonra ne olacak? Bu problemin çözümünü söyleyen şeylere en geniş anlamıyla yapay zeka diyoruz. Ama tabii bu kadar basit ve kurallara bağlı çözümleri içermiyor sadece. Daha geniş, daha detaylı programlar içeriyor, yazılımlar içeriyor. Nedir örneğin? Sohbet robotları, chatbot dediğimiz, yani bir kişiyle sohbet edebilen robotlar. Ya da normal robotlar, bir işi gerçekleştirebilen normal robotlar. Ya da objeleri tanımlayan yazılımlar. Ya da dilden dile çeviri yapabilen yazılımlar. Kendi kendine gidebilen araçlar. Ya da hastalıklara teşhis koyabilen yazılımlar. Bunlar aslında hepsi yapay zekanın içine giriyor. Ama burada bahsettiğim daha karmaşık olanlar yapay zekanın bir alt kolu olan makine öğrenmesinin ilgi alanına giriyor. Makine öğrenmesi isminden de anlaşılabileceği gibi öğrenen makinelerden bahsediyoruz burada. Bunların nasıl öğrendiğine dair birazdan bahsedeceğiz. Ve bununla birlikte çok kullanılan bir kavram da derin öğrenme. Derin öğrenme ise bir makine öğrenmesinin bir alt kümesi, bir makine öğrenmesi metotları bütünü diyebiliriz. Ve burada derin öğrenmenin en önemli özelliği insan beyninin öğrenme yapısını, insan beyninin sinirlerini ve o sinirlerin birbirleriyle olan bağlantılarını temel alarak oluşturulmuş bir öğrenme metodu. Şimdi şundan bahsedelim. Makineler nasıl öğreniyor? Şimdi siz bir çocuğa kediyi nasıl öğretiyorsunuz? Ya da köpeği. İşte dört ayağı var, iki kulağı var, işte şöyle tüyleri var diye öğretmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Her kedi gördüğünüzde onu etiketliyorsunuz. Bak bu kedi. Veya köpek gördüğünüzde bu köpek. Yeteri kadar kedi veya köpek gördüğü zaman çocuk kedinin ne olduğunu ve köpeğin ne olduğunu öğrenmiş oluyor. İşte yani yaptığı şey çocuğun orada gösterilen veriden kedinin ve köpeğin ne olduğunu öğrenmek. Makinelerinde bu bahsettiğim gibi kurallara bağlı olmadan veriden öğrenmesine makine öğrenmesi adı veriyoruz. Yani bir makine öğrenmesi algoritmasına yeterince kedi fotoğrafı gösterirseniz, tabii özel yöntemlerimizle, ya da yeterince köpek fotoğrafı gösterirseniz, o makine öğrenmesi algoritması kedinin ve köpeğin ne olduğunu öğrenmiş olur. Tabii gözlerimiz kediyi ve köpeği seçmeye duyarlı olduğu için bu biraz basit bir problemmiş gibi geliyor. Ama aslında burada yapılan şey şu: nasıl bir doktor yüzlerce binlerce röntgene bakarak o röntgendeki anormalliği görüyorsa, biz de aslında makinelere çok fazla sayıda resim, örnek kedi resmi ya köpek resmi örneğinde olduğu gibi, bunları göstererek bunu öğrenmesini sağlıyoruz. Yani doktorların röntgeni öğrenmesi gibi. Yalnız burada işte güzel bir nokta var. Doktorlar dediğimiz gibi bu röntgene bakmayı öğrenebiliyorlar ama daha karmaşık bir problem var. Örneğin bir araçtan, bir cihazdan toplanan sensör verileri. Bunun içerisindeki kediyi nasıl göreceğiz? Bunu biz insan beyniyle göremiyoruz. Buradaki önümüzdeki 1-2 saat içerisinde bir arıza çıkaracak bir kedi olduğunu, yani kediyi misal olarak söylüyorum, bir anormallik olduğunu insan gözüyle görmemiz veya analiz etmemiz mümkün değil. Ama
aynı mekanizmayı kullanarak makinelerin öğrenmesi yöntemiyle bu verinin içerisindeki anormallikleri ve bize ileride sorun çıkarabilecek şeyleri görebiliyoruz. Birazdan daha detaylı iş dünyası uygulamalarında bahsedeceğiz zaten bundan. Bir de derin öğrenmeden bahsetmiştik ve demiştik ki insan beyninden esinlenerek oluşturulmuş makine öğrenmesi yöntemidir. Yani öncelikle insan beyninin yani insanın nöronlarının matematiksel bir modeli oluşturuluyor. Ve ona yapay nöron adı veriliyor. Onun nasıl çalıştığı anlaşıldıktan sonra. Ve bu yapay nöronlar arasındaki bağlantılarla bizim beynimizin yapısı gibi yapay sinir ağları dediğimiz, şu şekilde gördüğünüz birbirine bağlı nöronlarla yapay sinir ağları yapısı oluşturuluyor. Tabii bu yapay sinir ağları, yani biz fiziksel olarak bir şey yapmıyoruz. Bunlar tamamen yazılım üzerinden oluşturulan, işte bir yapay nöron ve yapay sinir ağları yazılım üzerinden oluşturulan şeyler. Ve bunlar buradaki derin kelimesinin anlamı da burada arka arkaya kaç layer eklenirse ve bu layer'lar ne kadar uzarsa o kadar derin bir öğrenme olmuş oluyor. Yani buradaki aslındaki şey yapının, sinirsel yapının derinliğinden bahsedilerek ismi koyulmuş bir öğrenme biçiminden bahsediyoruz. Şimdi yapay zekanın bize hangi konularda yardımcı olabilir? Biraz önce bahsettik zaten kedileri ve köpekleri resmin içerisinde. Siz ona aslında karışık pikseller veriyorsunuz düşündüğünüzde. Ve onun içerisindeki kedi paternini, örüntüsünü tanıyabiliyor. Ya da daha uzman sistemlerde bir kişinin kim olduğunu tanıyabiliyor. İşte Kayhan'ı tanıyabiliyor, Ahmet'i, Mehmet'i ayırabiliyor. Ya da işte karışık bir sensör verisi verdiğinizde onun içindeki anormalliği, oradaki yine o örüntüyü tanıyabiliyor. Ya da bize nerede yardımcı olabilir? Başka karar alma süreçlerinde yardımcı olabilir. Biz de veriye bakarak karar veren canlılarız aslında ama bizim şöyle bir kötü bir durumumuz var. Bizde ön yargı dediğimiz bir bilişsel ön yargı dediğimiz bir kusur var diyelim. Burada bu kusuru şöyle bir şey, yani şöyle örnek verebiliriz. İşte bu insan çok güzel, ben onunla evleneyim gibi bir karar alabilirsiniz. Ama bu tamamen verdiğiniz bu karar çok mantıklı olmayabilir. Çünkü işte ben bununla uzun süre iyi anlaşabilir miyim ya da işte kendim bunun yanında özgür olabilir miyim vesaire gibi düşünmediğiniz ve ön yargıya kapıldığınız noktalar olabilir. İşte yapay zeka size burada veriler sonucundaki en mantıklı opsiyonları önünüze çıkarıyor ve bu karar alma mekanizmalarını kolaylaştırıyor. Başka hangi alanda yardımcı olabilir? Şimdi biz matematikte bir fonksiyonun bir girdilerle çıktılar arasındaki fonksiyonu bilirsek işte minimum enerjiyi harcayacak şekilde bir minimizasyon yapabiliriz. Yani hedefi, istediğimiz hedefe yönelik bir optimizasyon yapabiliriz. Ama gerçek sistemlerde, gerçek hayatta işte ben fabrikada şu kolu şu kadar çevirirsem enerji fonksiyonu nasıl etkiliyor? Bunun bir verili bir fonksiyonu yok matematiksel olarak. İşte yapay zeka burada bize şöyle yardımcı oluyor. Buradaki fonksiyonu öğrenip, ilişkileri öğrenip sizin optimizasyonunuzu yani fabrikada kullandığınız örneğin enerjinizi minimize etmenize yardımcı oluyor. Ve bence en iyi özelliklerinden birisi de geleceği tahmin etmeye yarıyor. Yani gelecekteki müşterilerin davranışları ne olacak? Önümüzdeki hafta işte benim müşterim Ahmet alışveriş yapacak mı? Ya da gelecekte ortaya çıkacak bir üretim hattında bir arıza ya da geleceğe çıkabilecek talepler, bunları tahmin etmede başarılı bir şekilde işe yarıyor. Yani sonuç olarak şöyle diyebiliriz, geleceği kimse bilmesi mümkün değil ama en iyi bu yapay zeka ve makine öğrenmesi yazılımları tahmin ediyor diyebiliriz. Peki, yani bu kadar güzel bir teknoloji ama bunun sınırlamaları nerede oluyor? Biz nasıl sınırlıyoruz bundan? Çok en iyi bir şekilde nasıl verim alacağız? Hangi sınırları aşmamız gerekiyor bunun için? Bir kere çözmek istediğimiz problemle ilgili elimizde kaliteli bir veri olması lazım. Yani bu veriye önceden hazırlanmış olması gerekiyor. Eğer siz bir şeyi ölçemiyorsanız oradaki problemi, yani veriyi toplayamıyorsanız oradaki problemi çözme ihtimaliniz yok. Mümkün değil. Biraz önce insanların ön yargısından bahsetmiştim. İkinci
Yapay zekayı etkileyen önyargı ise verinin içerisindeki önyargı. Bunun en temel örneği de şudur. Genel olarak diyelim ki Amerika'da bir banka için otomatik kredi veren bir yazılımı düşünelim. Bir yapay zeka yazılımı düşünelim. Onun elindeki veri genelde beyaz erkeklerin verisi olacaktır. İşte bu veriye bakarak bir şeyler öğreneceği için örneğin bir kadının ne kadar başarılı bir kadını da reddedebilir kredi verme konusunda. Finansal anlamda başarılı bir kadını. Çünkü elindeki veri de onun ön yargılı olmasını sağlayacak durumlar ortaya çıkabilir. Bununla ilgili enteresan bir örnekten bahsetmek istiyorum. 23 Mart 2016'da Microsoft bir tane deney yapıyor. Bir Twitter hesabı açıyor ve bir oraya chatbot yerleştiriyor. Tay chatbot ismi. Ve 24 saat içerisinde deneyi iptal etmek zorunda kalıyor. Çünkü bunu duyan insanlar chatbot'a işte küfür, ırkçılık öğretiyorlar. Ve 24 saat sonra küfür ve ırkçılık dolu tweetler atmaya başlıyor chatbot. O yüzden bu proje iptal ediliyor. Yani burada aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Yapay zeka jargonunda şöyle bir şey var. Çöp girerse içeriye, dışarıya da çöp çıkar. Yani buradaki veri ön yargılıysa sonuçlarda ön yargılı olacaktır. Şimdi bugün bu konuşmadaki bana göre en önemli şey, yani tek bir cümle aklınızda kalırsa bu şu an anlatacağım şeyle ilgili kalmasını isterim. O da bu konuda dünyada olan insan kaynağı eksikliği. Bu bizim için, aslında bizim gibi ülkeler için bir fırsat. Çünkü bu sorunu Facebook'ta, Amazon'da yaşıyor bu konudaki insan kaynak eksikliğini. Bizim ülkemizde de dolayısıyla oluyor. Ama biz eğer bu konuda insan yetiştirme konusunda bu yapay zekanın hem teorisini hem yazılımlarını düzgün şekilde uygulayabilecek ve problemleri çözebilecek insanı eğer yetiştirme konusunda biraz önce de Çağlayan Bey'in bahsettiği gibi bir seferberlik yaparsak eğer bu konuda ön sıralara geçebileceğimizi düşünüyorum ve bu ülkemiz açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuda herkesin de üzerine görevler düştüğünü düşünüyorum açıkçası. O nedenle bu konu bence çok önemli. İnsan kaynağı eksikliği hem de dediğim gibi bizim için bir fırsat. Şu anda yapay zeka ile ilgili yine sınırlamalardan birisi bunun biraz kolay kandırılmaya açık olduğu. Yani bunun için yine aslında uzman insan gerekiyor bunun alt etmek için. Buradaki örnekten bahsedeyim. Şurada gördüğümüz gibi biz insan gözüyle bunun bir panda olduğunu görebiliyoruz. Ve buradaki bizim yapay zeka mekanizmamız %57.7 eminim ki bu bir panda demiş. Ama her piksele şurada gördüğünüz enteresan gürültü dediğimiz farklı şeyleri yüklediğimizde, eklediğimizde üzerine biz hala buradaki şeyin insan gözüyle panda olduğunu görebiliyoruz. Aynı resim zaten. Ama yapay zeka algoritması burada yanılmaya başlıyor ve diyor ki bu bir gibon maymununa benziyor. Ben bundan da %99.3 eminim. İşte bu üzerine çalışılması gereken hem akademik olarak hem de teknik olarak çalışılması gereken bir sınırlamalardan bir tanesi. Bir de son olarak sınırlamalara maliyeti koydum. Burada maliyeti koydum ama bilgisayar maliyeti çok önemli bir şey değil esasında. Yani burada sadece fikir vermesi açısından gördüğünüz cihaz 17 bin dolarlık bir cihaz ama seneye 7 bin dolar da olabilir. Biliyorsunuz o kadar hızlı ilerliyor ki buradaki teknolojiler. Yani hızla fiyatlar düşüyor zaten. Ben ortaokuldayken bir laptop 10 bin dolardı. Şimdi herkesin laptopu var. Yani orada bir sorun çok fazla görmüyorum ama yine bu işin maliyetine insan yetiştirmeyi düşünebiliriz. Yani oradaki esas kalem, maliyet kalemi insanların yetiştirmesi noktasında olacağını düşünüyorum. Şimdi iş dünyasındaki uygulamalardan bahsedelim. Yani burada tabii sınırı yok bunun ama ben kendi ilgi ve bilgi alanım içerisindekileri toparladım. Öncelikle sanayide uygulaması, ilk temel uygulaması bakım alanında oluyor. Biliyorsunuz genellikle bakım şöyle yapılır. Ya bir arıza ortaya çıkar, onu çözmek için yaparsınız ya da periyodik olarak bakım yaparsınız. Bu ikisinde de problemler var. Nedir problemler? Periyodik bakımda daha ömrü uzun olan bazı parçaları değiştirirsiniz daha ömrü varken.
Ve arıza sonrası bakımlarda da sizi hem uzun duruşları bekler, yani üretiminize ara vermek zorunda kalırsınız, hem de daha maliyetler daha yüksek noktada olur. Bunun için biz yapay zekayı burada kullanıp bütün prosesteki verileri toplayıp onun belli bir süre öğrenmesini sağlayıp öğrendikten sonra da bize daha arıza ortaya çıkarmadan bizi uyarmasını sağlayabiliyoruz. Diyor ki bize işte şu 3 saat içerisinde, 5 saat içerisinde şu noktada bir arıza olabilir. Bu da bakım ekipleri arızayı olmadan ve plansız bir duruş olmadan bunu kurtarabiliyor. Bu şekilde örneklerde kullanılabiliyor ve bu çok değerli bir şey. Çünkü size zaman kazandırıyor. Yani paranın yanında zaman da kazandıran bir uygulama. Kalite güvencesi alanında kullanılabiliyor. Şöyle kullanılabilir. 2 tane temel yöntemi var bunun. Birincisi bir görsel olarak, yani bir kamera ve kalite olarak kötü olan parçaları eleyen bir sistemle kullanabilirsiniz. Yani kalite olarak kötü olan parçayı gördüğünde onu elimine edecek bir sistem tasarlayabilirsiniz. Ya da yine tekrar prosese dönersiniz ve sizin bütün malzemelerinizi en kaliteli şekilde üretebileceğiniz işte basınç, işte örnek veriyorum bunlara tabii, akım vesaire değerleri ne olması lazım? Bana bunları ayarla. Hangi koşullar altında en kaliteli üretim yapıyorum? Bana bunu ayarla diyebilirsiniz. Ya da envanter yönetiminde kullanabilirsiniz. Burada şu şekilde bir problemler oluyor. Sizin bazı şeyleri, ham madde diyelim, ham maddeleri ne kadar kullanacağınızı öğreniyor yapay zeka. Ve diyor ki sonra senin stoklarına bakıyor. Sen şu stoktan çok fazla tutuyorsun. Burada 2 yıl kullanacağın malzeme var. Bundan alma. Ama şu bitmeye yakın, bunu al gibi öneri sistemleriyle size yardımcı oluyor. Çünkü sizin kullanacağınız, yani geleceği tahmin ederek ne kadar üreteceğinizi tahminleriyle, başarılı tahminlerle bu yönetime yardımcı oluyor. Ve proses optimizasyonu konusunda da şöyle yardımcı oluyor. Diyelim ki siz diyorsunuz ki ben işte benim ürettiğim ürünlerin %99'u ihracat kalitesinde olsun. İşte günde şu kadar da malzeme üreteyim ama bunu da minimum enerjiyle üreteyim. İşte burada birkaç farklı amacınız olduğu zaman bunların optimizasyonunu yapmak yapay zekayla mümkün olabilen bir şey. Ve bu biraz hani bir tabir vardır, hem 25 kuruş hem şoför mahalli hem de yokuşta ineceğim tarzı bir problem olduğu için bu çözmesi en zor problemlerden birisi aslında, ama yapay zeka buna yardımcı olabiliyor. İkinci incelemek istediğim alan perakende. Perakende de düzen optimizasyonu yapabiliyorsunuz. Yani ne demek? Sizin mağazanızı kameralarla 24 saat izleyip ya da kaç saat açıksa o kadar izleyip mağazanızın hangi ısı haritasını çıkarak hangi kısımları daha değerli, hangi raflar daha değerli, bunlarla ilgili bir çalışma yapıp işte oraya istediğiniz daha karlı ürünü yerleştirebilirsiniz veya bunun benzeri çalışmalar yapabilirsiniz. Hatta bildiğim kadarıyla Aytül Hoca'nın Vispera diye bir şirketi var, Aytül Erçil'in. Onlar da sizin raflarınızda eğer bir malzeme azaldıysa size hemen uyarıyor. Bu malzemeden az kaldı, bunu tamamla gibi. Öyle şekilde de kullanılabiliyor burada yapay zeka. Sonra yine mağazanın içerisindeki anormal davranışlarla hırsızlık, dolandırıcılık tespiti yapabiliyor. Yine talepleri tahmin ederek işte ve de bir işte şu ürünü şu kadar günde temin edebiliyoruz, bunu bu kadar günde temin edebiliyoruz şeklindeki bir yapıyı eğer yapay zeka modelini beslerseniz bu veriyle, o size hangi malzemeden ne kadar tutmanız gerektiğini, hangisini ne zaman sipariş vermeniz gerektiğini ile ilgili çözümler önerebiliyor. En önemli gördüğüm alanlardan birisi de tarım. Çünkü yani şu anda biliyorsunuz artık çok stratejik bir hale geldi son zamanlarda. Bayağı yatırım yapılıyor bu konularda, tarım konusunda. Buradaki en temel uygulama da zaten sürücüsüz traktörler. Ve aynı zamanda bir de ürünleri kendisi toplayan robotlar. Ürünleri kendisi toplayan robotlara da biraz önceki kedi köpek örneğimizdeki gibi olmuş ürünün fotoğraflarıyla beslerseniz onu, o olmuş ürünün nasıl bir şey olduğunu görüp gidip onları toplayabiliyor. Aynı şekilde zararlı bitki ayıklamada da gördüğünüz cihaz, ona da zararlı bitkiler gösterilmiş. Burada gidip 2 tane mekanizma yapılabilir. Ya gidip o zararlı bitkiyi kökünden sökme çalışması ya da
ilaçlama yaparken sadece zararlı bitkiyi hedef alabilir ve bu hedef alma sonucunda normal bitkilerinize ilaçlanmamış olur. Bu da artık önemsenen bir noktaya geldi biliyorsunuz. Bir de hassas tarım uygulamaları var. Sürekli dronlarla tarlayı gözlüyorlar ve daha önceki yine verilerle eğitilmiş olduğu için ne tarafı susuz kaldı, ne tarafında bir şeye ihtiyaç var, ne tarafı böcekli gibi şeyleri dronların sürekli çektiği fotoğrafları yorumlayarak yapay zeka çiftçilere destekte bulunabiliyor. Ticaret ve e-ticaret alanında çok yoğun kullanılıyor. Zaten Amazon bunun bir numaralı örneği. İlk kullanılan alan müşteri eğilimi tahmini. Yani biz diyoruz ki şuna bakıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde müşterimiz satın alma yapacak mı? Bunu bir skorlayalım 100 üzerinden. Bu hanımefendinin %96 çıkmış. Sonra gidiyorsunuz siz bunun üzerine bu kişiye pazarlama çalışmalarıyla, zaten satın alacağını yüksek olasılıkla biliyorsunuz, pazarlama çalışmalarıyla sepetini büyütmeye çalışıyorsunuz. Ya da e-ticaret sitesi içerisinde gezerken müşteriye onun veri geçmişine dayalı olarak ve o an yaptığı hareketlerden ilgilendiği ürünlere dayalı olarak kişiye özel ürün önerisi yapabiliyorsunuz. Bu ürün önerisi motorunun Amazon'un gelirlerinin %35'ini oluşturduğu söyleniyor. Yani yıllık 200 milyar dolar gibi bir getirisi var Amazon'a. Aynı şekilde Netflix de bir e-ticaret sitesi aslında. O da farklı bir içerik sağlıyor. Ve Netflix de kendi öneri motorunun yıllık 1 milyar dolar getirisi olduğunu söylüyor. Yani inanılmaz büyük bir getirisi var bu çalışmaların. Bir sonraki en iyi teklif de işte bu hafta bir kişi bir pantolon aldı. Biz ona önümüzdeki hafta pantolonların uygulu ne olabilir? Kemer olabilir, ayakkabı olabilir. O zaman o pazarlama çalışmasını, bir sonraki en iyi teklifi otomatize edelim e-mail yoluyla. Sen şu kemeri al ya da sen şu ayakkabıyı al şeklinde yapabiliriz. Yine talep tahmini burada çok önemli. Çünkü stokta minimum ürün tutmak istiyoruz ama hiçbir zaman da stokumuz yok demek, stokta kalmadı demek istemiyoruz. O yüzden talep tahmini de bu ticaret ve e-ticaret alanlarında kullanılabiliyor. Enerji sektöründe ise yükü tahmin etmek için kullanılan yapay zeka yazılımları var. Çalışmaları var daha doğrusu diyeyim. Çünkü bu çok zor bir problem. Bu yükü tahmin etmek ve çok değerli bir problem. General Electric'in yanlış hatırlamıyorsam 20 milyar dolar civarında bir yatırımı var sırf bununla ilgili tahminleri yapabilmek adına. Yine bu sektörde ki kaynaklar çok değerli olduğu için, yani işte yel değirmen, rüzgar değirmenleri, güneş panelleri vesaire, kestirimci bakım burada çok önemseniyor ve burada yine kestirimci bakım modelleri, yapay zeka modelleri uygulanıyor. Aynı zamanda yapay zeka burada enerji hırsızlığı tespitinde işe yarayabilir. Neden? Çünkü sizin evinizin işte kaç metrekare olduğu belliyse, oturduğunuz semt belliyse, yani bunları da tabii faturalardan takip edip anlık kullanımlarınız veya anlık kullanımlarınızdaki anormallikler ya da bir ay boyuncaki kullanımınızın işte çevreye göre nasıl anormallik olup olmamasına göre kayıtlı kullanımınızda burada enerji hırsızlığı tespit edebilme yeteneğine sahip yapay zeka uygulamaları. Lojistikte yine filolarımız için kestirimci bakım konusunda kullanılabilir. Yani hangi araçlar arızalanmadan daha tamiratları yapılabilir? Sürekli olarak, gerçek zamanlı olarak izlenebilir yapay zeka tarafından. Hangi şoför hangi rotada olağanüstü yakıt harcıyor? Bunun benzeri çalışmalar yapılabilir. Trafik bilgileri ve işte rota bilgisi, yani bir noktadan A noktasından B noktasına gideceğim ve trafik bilgileriyle beslenen bir yapay zeka yazılımı sizi hem tek bir aracın rotasını optimize edebilir hem de filonuzdaki araçlardan hangisinin hangi noktaya giderek rotayı tamamlaması gerektiğini size önerebilir. Sürücüsüz araçlar konusu zaten hepimizin bildiği bir konu.
başlı başına belki onlar için yeni yollar açılacak. Çünkü kendi tamamen sürücüsüz araçlar çalıştığı zaman maliyetleri inanılmaz şekilde azaltacağını biliyoruz. Burada bu iş dünyası uygulamalarında bahsetmek istediğim son konu da sağlık alanında. Sağlık alanı biraz önce bahsettiğim gibi röntgenleri vesaire, yani sadece röntgen olarak düşünmeyelim. Bütün yapılan testleri okuyup anlayıp bunlar burada teşhis koymada yardımcı olabilir yapay zeka, ki oluyor da, yani çalışmalar var. Her ilacın herkesi aynı seviyede etkilediğini biliyoruz. O yüzden herkesin DNA yapısına göre ilaçların kişiselleştirilmesi gibi bir konu var şu anda. Herkese özel ilaç üretimi olabilir mi? Ya da hastalıklara direkt kanalize ilaç üretimi. İşte şu DNA yapısı, şu DNA yapısında olanlara şöyle bir ilaç yapısı veya bu şekilde olanlara başka bir ilaç yapısı şeklinde kişiselleştirilmiş ilaç keşfinde de şu an kullanılıyor. Robotların zaten ameliyat yapmada kullanılabileceğini biliyoruz. Onlar da bir ameliyatları sürekli izleterek onlara öğrenebilirler nasıl yapacağını ve bunu sadece robotlar da yapabilir. Ben burada çok fazla korkutmamak için insanları robot yardımıyla ameliyat yazdım. Çünkü insan yine de bir insana güveniyor gibi bir durum var şu anda. Belki ileride ortadan kalkacak ama şu anda öyle. Bu üçü çok pahalı yatırımlar tabii ki. Ama daha basit olarak nerede kullanılabilir? İş gücünüzü nasıl dağıtacaksınız? Yani benim işte önümüzdeki hafta nasıl bir yoğunluğum olacak? Ben buraya hangi saatlerde nasıl bir yoğunluğum olacak? Nasıl kaynaklarımı nasıl ayırmalıyım? Hemşireleri veya başka çalışanları nasıl ayarlamalıyım? Bunu çözebiliyor yapay zeka. Aynı zamanda tabii bunu sadece sağlık sektörü için değil, örnek veriyorum bir perakende mağazası için de yapabilir. Böyle bir yeteneği var. Şimdi biraz makine öğrenmesinin temellerinden bahsetmek istiyorum. Yani burada yaptığımız uygulamaları yapıyor ama nasıl, hangi temellere dayalı yapıyor bu yapay zeka? Ondan bahsedeceğim. İlk olarak makineler nasıl öğreniyor? Makineler aslında bizim öğrendiğimiz gibi öğreniyorlar. Biz nasıl öğreniyoruz? Ya bir öğretmen bize anlatıyor gözetimli öğrenme. Bu A'dır, bu B'dir diye. Ya da gidiyoruz sınava, derslere hiç girmiyoruz. Sınava çalışırken kitabı alıyoruz, kütüphaneye gidiyoruz. Ondan sonra burada ne önemliymiş, soruyu çözerken hangisini kullanacağım, bunlar önemli, bunlar önemsiz vesaire gibi gözetimsiz öğrenme var. Bir de pekiştirmeli öğrenme, yani deneyerek ve yanılarak. Yani bir şey denedik, olmadı, bu böyle olmamış deyip tekrar yanılarak, tekrar deneyip yanılarak öğrendiğimiz durumlar var. Şimdi gözetimli öğrenme bahsedelim, yani bir öğreticiyle öğrenmeden. Bunun iki temel alt kullanım alanı var. Birisi sınıflandırma, birisi de regresyon dediğim bir şey. Sınıflandırma şu, en basit örneği buradaki gibi, hepimizin kullandığı e-mail kutusunda bir tane, e-posta kutusunda spam dosyaları vardır. Burada ne oluyor? Bu bir yapay zeka algoritması çalışıyor aslında bunun arkasında ve ona zamanında spam maillerle, spam e-postalarla, düzgün e-postalar gösterilmiş ve bu yeterince fazla gördükten sonra bunları nasıl ayırt edebileceğini öğrenmiş. O yüzden size yeni bir e-mail, bir e-posta geldiği zaman hemen onun hangisine yakın olduğunu, yani aralarındaki çizgiyi çekiyor ve sınıflandırıyor. Bu normal bir e-postadır, gelen kutusuna at, bu biraz tehlikeli görünüyor. En iyisi ben bunu spam kutusuna atayım diyebiliyor. İşte bu mantık aslında şeyden kullanılıyor. Önümüzdeki 5 saat içerisinde bir beklenmedik bir duruş olacak. O da bir sınıflandırma problemi. Bu temel, daha canlandırabildiğimiz bir sınıflandırma problemi. İkincisi biraz sensör verileri ve onun nasıl öğretileceği ile ilgili bir sınıflandırma problemi. Regresyon dediğimizse, onun da en temel örneği şudur. Size bir evin kaç metrekare olduğu söylenir ve onun karşılığında o fiyat, istenen fiyat söylenir. Ve 25-30 tane ev için bunu eksene yerleştirdiniz. Farklı noktalar çıktı. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi, yani evin metrekaresiyle evin
değeri arasındaki ilişkiyi en iyi anlatan fonksiyonu bulmaya aslında biz regresyon diyoruz. Hani biraz önce örnek vermiştim. Bir optimizasyon yapmamız için benim fabrikada işte şu kolu şu kadar oynatırsam enerji ne kadar etkiliyor? Bu fonksiyonu bulmam gerekiyor. İşte bu fonksiyonu öğrenmek istiyorsanız bunun gibi bir yapı uyguluyorsunuz. Bu da en basit örneği. Gözetimli öğrenme bu şekilde. Gözetimsiz öğrenme, yani kütüphaneden kendimizin öğrendiği gibi diye tanımladığım öğrenme, 3 farklı yöntemi var onun da. Kümeleme var. Yani size veri buradaki gibi karışık bir şekilde geliyor. Siz bunları birbirlerine benzeyenler halinde ayırıyorsunuz. Burada patatesleri ayırmışsınız. Veriler, sayısal veriler geldiği zaman birbirine nasıl yakın oldukları ile ilgili belli yöntemlerle onları ayırıyorsunuz. Veya mesela bunlar müşterileriniz de olabilirdi. Müşterilerinizin birbirlerine benzeyen kümeler halinde ayırıp ondan sonra diyebilirsiniz ki ben şu kümeye bu şekilde bir indirim uygulayayım. Örnek veriyorum. Diğer kümeye şöyle bir indirim uygulayayım ya da böyle bir promosyon uygulayayım. Boyut indirgeme konusu şu. Boyut indirgemede örnek vermiştik, hani size kocaman tuğla gibi bir kitap var. Oradan işte hangi formüller önemli, hangisi sonucu etkiliyor, hangileri biraz daha böyle daha genel yazılmış ama benim sonucum çok fazla etkilemiyor. Bunları ayıklıyorsunuz ve aslında veri çok büyük bir kitabı, işte örnek veriyorum 10 sayfada bir kağıda dökebiliyorsunuz temel şeylerini. Boyut indirgeme bunun gibi bir şey. Bu da genelde şeyde kullanılır hayal etmek açısından. Dosyaları sıkıştırdığınız zipleme gibi yöntemlerde kullanılır. Biz aslında bunu şey içinde kullanırız. Bir tane olayın sonucunu etkileyen faktörler, yani yüzlerce faktör aldık. İşte bugünkü satın alma oranlarını ne etkiliyor? İşte havanın nemini de aldık. İşte malzemenin fiyatını da aldık. Hangisi daha çok etkiliyor? İşte bunu boyut indirgemeden bulabiliyoruz. Tabii ki o günkü nem oranı ile ilgili çıkmayacaktır tahminen. Ama fiyatı ile ilgili daha önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Bu üçüncüsü ilişkilendirme kuralı öğrenimi. Bu benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi. Çünkü yani insanların davranışlarını öğrenme işine yarıyor ve genellikle şeyde işe yarıyor. Market sepet analizinde, yani neleri birlikte satın almışlar ve neler birlikte gidiyor. Enteresan şeyler çıkabiliyor. Burada tabii burada şunu görebiliyoruz mesela. İlk 4 satın almadan elma alan kişilerin %75'i alkol sağlığa zararlıdır ama alkol almaya meyilli olduğu görünüyor bu örnekte. Ya da süt alan kişilerin yine %75'i, neden? Çünkü 4'te 3'ü alkol almaya meyilli olduğu çıkmış. Bu biraz şey bir örnek ama bu şekilde olduğunu görebiliyoruz ve bu da bize müşterilerimizin neler neleri beraber satın aldığını gösteriyor. Yine bunu şurada gözlemleyebilirsiniz. Amazon'a girdiğinizde bir ürün detayına, işte size yanında 2 tane daha ürün önerir ve der ki bunlar hep birlikte alınıyor. Sen de o insanlardan ayrı bir noktada kalma. Bu da müşterilerin hareketlerinden öğrenilmiş bir şey aslında. Üçüncü yöntem deneme yanılmayla dedik. Pekiştirmeli öğrenme. Bu robotların öğrenme biçimi aslında. Ve aslında insanların da öğrenme biçimi. Nasıl yani? Bebekler sıcak sobayı elledikleri zaman oradan bir ceza geliyor onlara. Ortamdan bir ceza geliyor, elleri yanıyor. Ve onu bir daha ellememeleri gerektiğini fark ediyorlar. İşte buna dayalı bir öğrenme yöntemi, pekiştirmeli öğrenme. Ve tabii deneme yanılmayı robotlar böyle öğreniyor dedik de, robotları yaptınız şimdi, atıyorum 1 milyon dolara mal oldu robot. Onu öyle deneme yanılma için kullanamazsınız. O yüzden ne yapıyorsunuz? Onun bir dijital ortamdaki simülasyonla öğrenmesini sağlıyorsunuz. Mesela şurada biraz göstereceğim. Nasıl kullanılıyormuş bu pekiştirmeli öğrenme? Reinforcement learning diye geçiyor. Evet, her hareketi deniyor. Ayakta kalmak için. Tabii ağırlık merkezi vesaire ve ortam ona göre simüle edilmiş. Biraz daha kısalım sesini. Çok fazla uzatmayacağım. Burada olabilecek her şeyi deneyerek devam ediyor. İşte 4800. denemede biraz ayakta kalmaya başlamış ama tepe takla gitti. En sonunda artık 6400 denemeden sonra burada nasıl yürüyeceğini öğrendi. İşte bu pekiştirmeli
öğrenme oluyor. Bizim de yürümemiz aslında buna benzer bir şekilde öğreniyoruz biz de. Evet, şimdi. Şimdi bir de makine öğrenmesinin temellerinden bahsetmiştik. Derin öğrenmenin temellerinden bahsedeceğiz. Dediğim gibi derin öğrenme makine öğrenmesi metodu aslında. Sadece insan beynini taklit ediyor. Normal bizim biyolojik nöronumuz var. Onun nasıl çalıştığını anlamış bazı değerli bilim insanları. Sonra biz onun matematiksel modelini çalışmışız. Yapay nöronu bulmuşuz. Nasıl yapılacağını. Ondan sonra da onları bir araya getirerek derin öğrenme denen ve yapay sinir ağları denen sistemi oluşturmuşuz. Şimdi burada bir sürü yapay sinir ağı çeşidi var. Ben birkaç tane örnek vermek istedim. Buradaki yapay sinir ağlarında ilki evrişimli sinir ağları. Bu yüz tanımada kullanılıyor. Yani Facebook'ta mesela fotoğrafı yüklüyorsunuz. Hemen sizin olduğunuzu anlıyor. İşte burada kullanılan evrişimli sinir ağı denen şey. Devirli sinir ağları ise genelde dil öğrenmeyle ilgili. Ya da biraz önce konusu geçen işte bir mesaj yazıyorsunuz bir cümleyi. Sonraki gelecek kelimeyi size öneriyor. İşte orada devirli sinirsel ağlar kullanılıyor ve kitabın özetini çıkarabilir size. Otokodlayıcılar var. Bunlar da normalde bir işte sinyalin olması gereken değerler dışında bir anormallik çıktığı zaman bize haber verebilecek yapılar. Bunları genelde işte biraz önce fabrikalarda bahsettiğim bir anormallik var, hata olacak noktalarında kullanıyoruz. Bir de enteresan bir yapı var. Üretken çekişmeli ağlar diye. Onda da bu ağlara, buradaki örnekte mesela Picasso'nun bir sürü resmi gösterilmiş ve onun nasıl resim yaptığını anlamış. Sonra şunu sormuşlar. Eğer Mona Lisa'yı Picasso yapsaydı ne oldu? Nasıl o bir şey olurdu? Ya da Van Gogh yapsaydı Mona Lisa'yı nasıl bir şey olurdu? Monet yapsaydı nasıl bir şey olurdu? Bu da bunu üretiyor. Burada bu deep fake teknolojileri diye duymuşsunuzdur belki. Ya da şöyle diyebiliriz. Mesela yeterince fazla bir video ismini izleyebilirse birini, bu ağlar tamamen o kişinin sesini ve hareketlerini, hatta mimiklerini taklit edebilecek videolar üretebilirler. Bu bir açıdan tabii biraz tehlikeli, dolandırıcılık vesaire gibi durumlarda kullanılabilecek bir yöntem. Ama çok da potansiyelli bir yöntem. Şimdi biz derin öğrenmenin önemi nereden geliyor ondan bahsedelim. Biz günden güne verimiz birikiyor ve inanılmaz bir hızla artıyor. Ve bu makine öğrenmesi dediğimiz şey çok uzun zamandan beri kullanılan şeyler aslında bunlar. Yani yeni değil jenerasyon olarak. Ama data çok büyüdüğü zaman burada geleneksel makine öğrenme yöntemlerinin performansı artık belli bir noktadan yukarıya çıkamıyor. Orada işte bizim insan beyni gibi öğrenen derin öğrenme, daha doğrusu insan beyni gibi öğrenen sinirsel ağlar devreye giriyor. Ve o ne kadar derin olursa oradaki performans, verinin arttığı noktadaki performansı o kadar başarılı oluyor. O yüzden sıcak konu bugünlerde yapay zeka alanında derin öğrenme konusu. Şimdi gelelim yapay zekaya nasıl entegre olacağız? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Şimdi ilk önce burada şunu göstermek istedim. Büyük şirketlerin, yani Amerika'daki büyük şirketlerin nasıl davrandığını biliyoruz. Milyarlarca dolar döküyorlar yapay zeka araştırma ve geliştirmesine. Ama KOBİ'ler ne durumda? Ben önce onunla ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Burada KOBİ'lerin çok fazla hızlıdan bu işe adapte olduğunu görmüyoruz. Şu anda %16'da kalıyor kullananlar. İşte 1-2 yıllık hedef içerisinde olduğunu söyleyenler %25 vesaire böyle gidiyor. %31'i hiç ilgilenmiyor bu konuyla. Bu bize, bence bizim ülkemiz açısından umut verici bir şey. Çünkü biz de KOBİ'ler anlamında burayı hızlıca yakalayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Tabii bunun için nasıl bir strateji geliştirmek gerekiyor? Buradaki tabii hem kendi deneyimlerimizden hem de daha önce buna entegre olmuş şirketlerin verdikleri rapor vesairelerden elde edilmiş stratejiler bunlar. Birincisi, yapay zekaya bakarken sadece maliyet azaltıcı olarak değil, sizi büyütmeye yönelik planlamanız gerekiyor. İlk düşünmeniz gereken şeylerden birisi bu. İkincisi, sadece teknik düşünmemek gerekiyor.
Yani ben bununla ilgili kişileri işe alırım. Hani burada kaynak eksikliği var dedik. Diyelim ki bununla ilgili kişiler var insan kaynağı olarak. Ben bunu işe alırım ve yapay zeka olayını çözerim diye bir durum söz konusu maalesef yok. Çünkü bu yıkıcı bir inovasyon. Yani sizin süreçlerinizi tamamen değiştirebilecek bir şey olabilir. O yüzden bunu yönetecek yönetici de gerekiyor. Yani yöneticilerin en azından bakış açısını biz bu yapay zekadan maksimum verimi nasıl alırız şeklinde bakış açısı olması gerekiyor. Ofansif stratejide kastedilen şey, dediğim gibi yapay zeka eğer size sonucundan emin olduğunuz bir proje sonunda yapay zeka size belli proseslerin, bu sizin şirketiniz içerisinde çok uzun zamandır yerleşmiş olabilir ama bunun terk edilmesi gerektiğini öneriyorsa orada biraz ofansif olmak ve gerçekten onu yapmak gerekebiliyor. Yani bugüne kadarki örneklerden bunu anlıyoruz. Ve dijital temel ilk yapacağımız şey aslında burada. Yani dijital olarak biz veriyi toplama sistemimizi mükemmelleştirmediğimiz sürece bize yapay zekanın pek bir faydası, hiçbir faydası olamaz. O da bahsettiğim biraz önce kendi çöp girerse çöp çıkar stratejisinden dolayı dijital veri toplama sisteminin altyapısı, yani dijital dönüşümün tamamlanmış olması gerekiyor bu yapay zekayı entegre edebilmemiz için. Ve son olarak da ekosistem temelli düşünmek gerekiyor. Yani şöyle, sadece ben şirketim ve bunun içerisinde çözmem, ben bu olayı kendi şirketim içerisinde çözeyim şeklinde değil. İşte zaten üniversiteler, yani bu konuda araştırma yapan kişiler, bununla ilgili olan startuplar ve belki de rakiplerin bir araya gelip, ya biz işte ikimiz de bir şey üretiyoruz, A malzemesini üretiyoruz ama bizim ortak bir sorunumuz var ve yapay zeka burada çözüm olabilir. İkimiz de bir şekilde anonim verilerimizi burada, burayı besleyip bu konuda bir çözüm bulalım. Çünkü toplamda ikimize de faydası olacak. Yani ekosistemdeki herkese faydası olacak şekilde çözümleri düşünmemiz gerekiyor. Peki bunların hepsini kabul ettikten sonra bir yapay zeka projesinin akışı nasıl olacak? Yani nasıl yapacağız? Hangi adımları izleyeceğiz? Öncelikle problemi saptayacağız tabii ki. Biz yapay zeka ile ilgili hangi problemi çözeceğiz? O masaya gelecek ve problemi anlayacağız. Ve problem, ilk olarak ilk düşünmemiz gereken şey şu: yapay zeka ile çözmeye değer mi? Bazen bazı problemler oluyor ki sizin yapay zeka gibi bir şeye ihtiyacınız yok orada ama illa yapay zekayı uygulayalım diye düşünülen durumlar oluyor ve yapay zeka kötü sonuçlar verip hani o teknolojiye karşı bir mesafe alınıyor. Burada önce saptamak gereken şey, bu problemi yapay zeka çözebilir mi? Bu problemi yapay zeka ile çözmeye değer mi? Ondan sonra ikinci aşama zaten bahsettiğimiz verilerin toplaması, verilerin toplama altyapısının kurulması, yani dijital temel demiştim önceki slide'da, dijital temelin oluşturulması. Ve üçüncü aşama, organizasyonun içerisindeki problemle ilgili tüm verilerin bir araya getirilmesi. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor, işte firmanın içerisindeki bir A biriminde bir verinin bir kısmı var, B biriminde verinin bir kısmı var. Belki onlar tamamlayıcı ama siz sadece A birimindeki veriyle yola çıkarsanız B'deki bilgiler eksik kaldığı için yeterli performans elde edemiyorsunuz. O yüzden kurum içerisinde bunu tamamen toplamak gerekiyor. Sonra takımı kurmak gerekiyor ve bu takımın içerisinde sadece yapay zeka uzmanları olması yetmez. İçerisinde problemle ilgili uzmanlar olması lazım. Diyelim ki siz mekanik bir problemle ilgili elinizde veriler var ve bununla ilgili bir problem çözmek istiyorsanız bunu yapay zeka uzmanına verdiniz verileri ve çöz dediniz. Hiçbir şey yapamaz. O problemi oturup işte makine mühendisi olan veya operasyonda olan kişilerle birlikte verilerin ne anlam ifade ettiğini ve nasıl kullanılabileceğini çözmesi gerekir. Ve tabii ki bunu da yönetecek bir yönetici kısmına ihtiyaç var. Bu takımı tabii ilk başta hemen yapay zeka uzmanları olan kısmını en azından şirket içinde kurmak çok mantıklı olmayabilir. Çünkü maliyeti yüksek bir şey. Biraz önce bahsettiğim gibi az kişi sayılı oldukları için. Belki dışarıdan destekle sonra zaman içerisinde içeriye yapay zeka uzmanları alma şeklinde yapılabilir. Sonra burada problemi belirledikten sonra problemin küçük bir kısmını pilot bir proje olarak yapmak gerekiyor. Çünkü gerçekten olacak mı?
Eldeki veri buna yetecek mi? Yoksa gideceğiz biz bir 6 ay daha veri toplamamız gerekecek mi bu problemle ilgili? Bunu anlamak için önce pilot bir proje başlatılacak. Sonra onun kayıtlı veriler üzerinden performans analizi yapılacak. Yani ne demek bu? Diyelim ki yılın ilk 5 ayındaki verilerinden öğren, 6. ayını bana tahmin et dedik. Yapay zekaya ilk 5 ayı öğrendi. Kağıt üzerinde 6. ayda gerçekleşmişti. Onu hiç göstermemiştik. Onu öğrendi ve güzel çalışıyor. O zaman bunu canlıda denemeye değer olduğunu söyleyebiliyoruz. Canlı verinin üzerine, akan verinin üzerine entegre ettiğimiz sistemlerde tabii farklı şeyler çıkabiliyor. Orada yine tekrar canlı performansın ölçülmesi, gereken iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Ve son olarak da yapay zeka ile ilgili şunu bilmemiz lazım. Nasıl ki hayat değişiyor zaman içerisinde, yani şartlar değişiyor. Onun da ilk diyelim ki 6 ayda öğrendiği şey 2 ay işe yaradıktan sonra tekrar son 6 ayla tekrar eğitilmesi gerekebiliyor. Yani bu öğrenme süreci sürekli devam edecek. Çünkü siz mesela diyelim ki üretim yapıyorsunuz, farklı malzemeler ürettiniz, farklı şeyler ürettiniz, makinalarınızı farklı şekilde zorladınız. Şartlar değişti. O zaman yeniden öğrenmesi gerekiyor. Akış bu şekilde oluyor. Beşeri sermayenin, yani şirket içindeki insanların buna nasıl adapte edeceğiz? Burada şöyle bir problem var. Bu dediğim gibi yıkıcı bir inovasyon olduğu için bazen yani mutlaka içeride bir dirençle karşılaşıyor. Yani bütün şirketlerde bunu görebiliyoruz. Ve insanlar bunun kendi yerlerini alacağını düşünüyorlar. Ve o yüzden bazen bu süreçler sabote edilebiliyor. Buna engel olmak için önce bir kere bu yapay zekanın ne olduğunu, kavramını böyle anlatmanın temelden. Sonra hangi amaçla bunu biz şirketimize alıyoruz? Bize ne kadar değer getirecek? Biz bu değerle ne yapacağız? İşte örnek veriyorum, siz mesela öyle bir masraflarınızı düşürür ki burada 1000 metrekarelik bir alanı yönetebiliyordunuz. Artık onu 2000 metrekareye çıkarabilirsiniz. Yani aynı çalışanlığı iki katına çıkarabilirsiniz. Yani çalışanlarınızı belki işten çıkarma vesaire ya da onların yerini alma gibi durumlar olmaz. Bunların planlanıp içerideki insanlarla da paylaşılması ve onların sorularının ve cevaplarının sorularına doğru cevapların verilmesi gerekiyor. Tabii uygulamalar sonrasında yapay zeka uzmanları, ekipler bunu entegre ettiler sisteme. Birileri bunu içeride kullanacak. Kullanan kişilerin de eğitimi gerekiyor. Çünkü sonuçları nasıl yorumlayacaklarını anlamaları ve onu işte nasıl kullanacaklarını anlamaları gerekiyor. Bu konuyla ilgili gerekli ilgili yöneticilerin bu konu çok hızlı gelişen bir konu. Yani bu konuda şöyle söyleyeyim size, patent bile almak için insanlar uğraşmıyor. Çünkü aldığınız bir patentin süresi hani değerini sağlamayacak kadar yeni bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden seminerler ve benzeri şeylerle, kaynakların takibiyle güncel kalması gerekiyor bu konudaki yöneticilerin. Ve içeride geri bildirim döngüleri oluşması gerekiyor. Yani biz bu yapay zeka modelini işte bir yere kurduk. Ondan sonra burada şöyle hataları çıkıyor. İşte bu çıkan hataları eğer size içeriden geri bildirim gelirse bunu yapay zeka modelini kuran insanlar tekrar tekrar eğitimlerle ya da daha önce hesaba katmadıkları verilerin eğitimiyle tekrar düzenleyip daha iyi noktaya getirebilirler. Şimdi son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani bence bu çok potansiyelli bir teknoloji ve buna yatırım yapmak için çok doğru bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu fırsatı kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu konuda kendi uzmanlarımızı yetiştirip ve şirketlerimizin problemlerini bu uzmanların çözmesini sağlarsak burada dünyada söz sahibi olabilecek potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum ve herkesi de bizimle birlikte bu yolda yürümeye davet ediyorum. Teşekkürler. Kayhan Bey, biz teşekkür ederiz. Kayhan Bey'e verdiği bilgiler için de tekrar teşekkür ediyorum. Böylelikle aslında sunumun da sonuna geldik. Şimdi birazdan Zoom uygulamasının el kaldırma fonksiyonunu kullanarak el kaldıranları seminere bağlayacağız ve canlı olarak sorularını cevaplayacağız. El kaldırma işlemini ekranın altında bulunan, üzerinde raise hand yazan
el simgeli tuşu kullanarak yapabilirsiniz. Ben şimdi aktif olarak el kaldıranları tespit etmek üzere şu ana kadar kaldırılan elleri bir iptal ettim. Bu dakikadan itibaren bu az önce ifade ettiğim tuşa basıp el kaldırırsanız söz vererek sorularınızı alabiliriz. Şimdi bakıyorum şöyle. Yazılı olarak gelen sorular var. Serhan Kılıç sormuş. Sunum esnasında anlattığı bir konu istinaden sanırım. Sonuçta nasılı insan tarafından yazılan yapay zeka yazılımı tanımlanıyor. Yazılımın öğrendikçe kendini yenilemesi de uygulamada var mı diye sormuş Serhan Kılıç Bey. Evet, siz mekanizmayı zaten kendini tekrar tekrar eğitecek ve tekrar tekrar eksiklerini giderecek. Yani performansını sürekli izleyeceksiniz zaten. Ondan sonrasında da o performansını izledikten sonra tekrar tekrar kendini eğitmesi şeklinde kurmanız gerekiyor. Ki biraz önce de bahsettiğim değişen durumlara göre adapte olması gerekiyor. Ve bazen geri bildirimlerle de size gelecek, diyecekler ki şu sorunu çözmüyor. Yani firma içindeki şeyden bundan bahsetmiştim. Bu sorunu çözmüyor. O zaman yapay zeka yazılımını yazan kişilerin tekrar bir düşünmesi gerekebilir bu konuda. Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi gelen sorular var. Soruya geçmeden önce webinarın başlangıcında bir memnuniyet anketimiz olacağından bahsetmiştim. Şimdi bu anketi de sizlere gönderiyorum. Ankete ilişkin izleyicilerimizden cevaplarını da bekliyorum. İlk etaptan Sıla Özyeşil sormuş. Dışarıdan destek alabileceğimiz kurumlar neler demiş? Yani bu bir kere üniversiteler birinci sırada. İkinci sırada da bu konuyla ilgili teknoloji bölgelerinde bir çok çalışan startuplar var. Zaten ben de onların kurucularından bir tanesiyim. Biz her zaman bu konuları konuşmaya açığız. Yani bu şey olarak düşünmeyin. Bunu bir danışmanlık kapsamında düşünmeyin. Sadece bizim böyle bir fikrimiz var. Ve olur mu olmaz mısını konuşmak da bir şeydir sadece. Yani bir araya gelip fikir alışverişi yapmak o yüzden yapılabilir. Peki, teşekkür ederiz. Dışarıdan destek alabileceğiz kurumlar olarak şu anda yaptığımız webinar da aslında bir bu istişare ve yönlendirme rehberlik için yaptığımız bir şey. Dilerseniz söz alarak da doğrudan bu destek alabilirsiniz diye ben tekrar ifade etmiş olayım. Şimdi şöyle bakıyorum tekrar yazılı sorulara. Yine anketimiz de devam ediyor. Çoğu izleyicimiz katıldı. Katılmayanları da tekrar aşağıda polls tuşuna basarak ankete katılım sağlayabilirsiniz. Yine söz almak isteyen izleyicilerimiz varsa onlar da raise hand tuşuna basarak, el simgeli raise hand tuşuna basarak söz alabilirler. Sorularını doğrudan Kayhan Bey'e sorabilirler. Evet. Peki. Kayhan Bey, böylelikle aslında webinarımızda sonuna yavaş yavaş gelmiş oluyoruz. Son olarak bu sırada bir el kaldırıldı. Ömer Ali Bey. Ömer Ali Bey, bizi duyabiliyor musunuz? Merhabalar. Merhaba. Sesiniz çok az geliyor ama biraz mikrofona yaklaşabilirsiniz. Daha iyi duyabileceğiz sizi. Merhaba. Merhaba. Yetinmedim. Evet. Ömer Bey, kendinizi tanıttıktan sonra sorunuzu alabiliriz. Buyurun. Ben Burdur'da yaşıyorum da. Bu yapay zeka ile ilgili daha yabancı olduğumuz için biraz anlamakta biraz zorlanıyoruz. Şimdi bu yapay zeka ile ilgili bir yazılım öğrenme veya şeyimiz oluyor mu? Yani programlama gibi bir yazılım öğrenme gibi bir şeyler yapılabilir mi? Yani biz şahsen olarak, kişisel olarak. Bizim
Yani şirket olarak öyle bir yazılım öğretme şeklinde hizmetimiz yok ama TOB'un bildiğim kadarıyla o tip webinarları oluyor. Bir giriş aşamasında öğretiyorlar. O zaten giriş aşamasında orada öğrenirseniz ilginizi çekip çekmediğini ya da sizin ilgi alanınıza girip girmediğini daha doğrusu öyle söyleyeyim. Öğrenip ondan sonrasında da daha derinlemesine öğrenme şansınız oluyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yapay zekanın da şöyle bir güzellik var. O kadar çok açık kaynak var ki YouTube'dan başlayın üniversitelerin açık kaynaklarına birçok şeyi sadece internet üzerinden öğrenip kendiniz belli bir noktaya gelebilirsiniz. Bu şekilde söyleyebilirim. Ben de bir bilgi vereyim Ömer Bey. Kayhan Bey de ifade etti. Yapay zeka konusunda bizim de eğitimlerimiz veriyor. Ücretsiz olarak veriyoruz bu eğitimleri. Yapay zeka öğrenimi, bunun programı, yazılımların oluşturulması üzerine. Ama şu anda yaz dönemine girdiğimiz için ara verdik bir müddet. Eylül ayından itibaren tekrar bu eğitimlerimiz başlayacak. Tüm eğitimlerimizi webinar.tobb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz. Yine bizim KOBİ'lere yönelik olarak, sizlere yönelik olarak haftalık duyurularımız oluyor. Eğitimlerimiz oldukça bu duyurularda da ifade ediyoruz eğitimlerimizi. Bu duyuruların size de gelmesini isterseniz bize kobi@tobb.org.tr adresine bir mail atarsanız bu haftalık duyurulara abone olmak istiyorum diye arkadaşlarımız size haftalık olarak bu duyuruları gönderecektir. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz. Kayhan Bey sunumu talep ediyor. Sunum paylaşılabilir durumda mı? Peki tabii, o zaman size... tamam. Siz bize gönderin. Evet. Sunumu talep eden izleyicilerimiz de kobi@tobok.tr'ye sunumu talep ettiklerine dair bir mail atarlarsa arkadaşlarımız o maile cevaben size sunumu paylaşacaklardır. Yine Kayhan Bey Muzaffer Babi'den size bir mesaj gelmiş. Ona siz cevap verebilirsiniz. Aha, ben yazdım. Evet. Tamam. Tamam, tekrar ifade edeyim. Sunum için sunumu talep eden izleyicilerimiz kobi@tobb.org.tr adresine mail atarlarsa arkadaşlarımız o maile cevaben sizle sunumu paylaşacaklar. Peki. Ben Suat Bey'in de sorusuna cevap vereyim. Tamamdır. Ben de o esnada artık yavaş yavaş kapanışa doğru hazırlıklarımızı yapıyorum. Biz teşekkür ederiz. Zaten kapanıştan sonra bir müddet açık tutacağım. O sırada da mesajlarınızı yazabilirsiniz Kayhan Bey. Son olarak KOBİ'lerimize, işletmelerimize, Türk iş dünyasına yapay zeka konusunda önerileriniz, tavsiyeleriniz neler? Bundan sonra neler yapmalı? Yani benim önerim bu konuyu es geçme şansımız yok zaten. Yani nasıl? Şöyle düşünün. Ben internette olmayacağım demek gibi bir şey yapay zeka bundan sonra. O yüzden bu konuda ne kadar hızlı bir yer alabilirsek bir KOBİ için ya da başka bir büyük şirket için rakipleriyle yurt içinde veya dışında rakipleriyle başa çıkabilmenin tek yolu bu olacak. Yani bir şekilde bu verilerden biz bir şey kazanacağız. Bilgi. Peki. Kayhan Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Güzel bir, faydalı ve bilgilendirici bir webinar oldu. Birçok sektörde yapay zekayı nasıl kullanabiliriz aslında onu öğrendik. Yine Türkiye Yolları Borsalar Birliği olarak tabii TOBETÜ'de yapay zeka bölümümüz var. Aynı zamanda yapay zekanın iş dünyası için ne kadar önemli olduğunu bildiğimizden yola çıkarak yapay zeka konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz webinar da bunlardan bir tanesiydi. Yine bu konuda webinarlarımız devam edecek. Bizim yine webinar.tobb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz gelecek dönem webinarlarımızı. Bir webinarımızın daha sonuna geldik diyorum ben. Önümüzdeki webinarlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.